meşhur insanlar, dizi oyuncuları hepsi ona geliyor. Ben sanki yokmuşum gibi, bana hiç gelmediler onlar. Bana, yani hiçbir oyunu sana da mı gelmiyor? Sana geliyor herkes. Bilmiyorum. Senin çok dizilerden... O dizi oyuncuları falan ona gidiyor herhalde. Hep bana gelmiyor. Hayır. Bir de Emre'ye gidiyorlardır. Emre'ye gidiyor. Emre'nin kendi dizisi zaten. Kaç kişisiniz siz? 120 kişilik bir dizi mi olsunuz? Koca bir yalı işte yani. Ya evet, yalı çapkını full geçiyor. Full geçiyor çünkü sadece dizi oyuncuları gelse zaten doluyor. Sağ olsun. Yalnız bırakmıyorlar. Ama ona yani. O enteresan bir kadro kurdu. Senin zaten var. Var. Seninkiler Türkiye'de seni izliyorlar, geliyorlar gittiğin yerlerde. Fakat sende bir şey oldu. Böyle hiç yani gece çıkmayan filan tipler de geliyor. Onların arasında bir şey mi var? Siz şenlikler filan mı düzenliyorsunuz? Ice White Shot mı? Yani özel bir şey mi? Ya bir şey mi yapılıyor sizde? Bize haberimiz olsun. Yani. Hayır, mekanda da bizim hani değil mi, polisiye bir şey olmasın. Dikkat etmeye çalışıyorum. Size karşı boynum eğilmesin. Olacak gibi de duruyor biraz. Yani. Evet. Peki orada insanlar ne oluyorlar? Açılıyorlar herhalde. Evet. Değil mi? Ya evet, zaten gösterinin sanıyorum başından beri böyle bir şey havası vardı. Hani ilk başladığında da gelen kitle bu gösterinin kafasını biliyor, geliyor bir şey oldu ya da atıyorum gelince çok hızlıca adapte oldu ona. Fakat şimdi tabii YouTube'da da yayınlandığı için herhalde daha da hani o nasıl bir havaysa o geçiyor da. İnsanlar o tarz bir şekilde eğlenmeye geliyorlar ve rahat da hissediyorlar bence. Onun etkisi var herhalde diye düşünüyorum. Çünkü şey, enteresan bir profil geliyor yani, karışık bayağı. İşte içinde ünlü kişiler de oluyor falan. Ve onlar da rahat rahat bir şeyler anlatıyorlar. Sonra da çıkışta diyorlar ki lütfen bunu yayınlama. Ya, pişmanlık. Bu da olabiliyor. Peki bütün dünyada nasıl görüyorsun? Ya benim takip ettiklerimde de var. Amerikalılarda pek görmüyorum ama Avrupa kıtasındaki stand-upçılar, tiyatrolar, evet. Bütün bu immersive theater denen, interaktif tiyatro denen, deneyimleme tiyatrosu denen şeyin yayılması ve bizde de sen bir kere başta, sonra Hasan. Hasancan. Hasancan'ın yaptıkları, sonra Uzun Mesud'un yaptıkları burada ve başkaları da var belki şu anda isimlerini getiremiyoruz. Ama buradaki artık bir gösteri izlemek, ben oturayım burada da adam anlatsın. Hı hı. Yani aslında sizin dünyanızda da bu şarkılara eşlik etme gibi bir şey. Aslında müzikte deneyimlenen şey şimdi tiyatroda deneyimleniyor. En güzel kalkış noktası da belki bu işlerin başlangıcı da galiba bu stand-up'lar oluyor. Mesela bir Fransız stand-upçı izliyorum. Sadece sahnenin ağzında sınır çizgisinde dolaşıp en ön sırada gelenlerle bütün stand-up'ı bitiriyor. Hmm. Küçük de bir salon zaten. Sen nereden geldin, niye geldin? Yanındaki halan mı, enişten mi falan filan diyerekten. Arap kökenli bir adam. Zaten onlarda da ve oradan anlıyorsun ki yani adam bir şey anlatmıyor mu diye. Hayır, anlatmasına gerek yok zaten. Sadece seyircilere takılarak o seyircilerin hikayeleriyle bütün şenlik ve sıfır ve bir kere ve sadece o gün orada ola gelen bir şey ortaya çıkıyor. Sende de öyle. Evet, yani zaten şey gibi oluyor bir de... Ben Tutkun Boğuşmak Show'da en azından şey yapıyorum. Stabil bir şey içeriği de yok aslında. Soru seti de yok. Her hafta ilişkilerle ilgili başka gündemler belirliyorum. Dolayısıyla aslında şey de değişiyor. Metin var mı diye. Hani hem seyirci ve gelen insanın tabii ki katkısı değişiyor. Ama aynı zamanda soru havuzu da değiştiği için dinamik bir şov oluyor açıdan bence. Ben de sıkılmamış oluyorum. Peki bir metin, bir metin var evet, mı? Evet, var mı böyle? Metin bir... yok, hayır. Yani şovun genel hatlarıyla bir şablonu var. İşte açışta insanlarla tanışmak adına yaptığım standart bazı sorular var. Onun haricinde aslında hiçbir metin yok. Sadece benim belirlemiş olduğum konu başlıkları var. Bunlarla ilgili belki hakikaten ciddi ciddi ilişki meseleleri falan okuduğum da oluyor. Yani bunu konuşalım şimdi gibi. Ve bütün gösterilerin sonunda sabit sorduğum bir hani hem en kötü date anılarını, en kötü randevularını anlatabilecekleri bir bölüm var. Sonrası itiraflar kısmı var. Seyirci ilk yarıda gösteriyi izliyor. Ve ilk yarı bittiği zaman bir kutusu var Tutkun Boğuşmak'ın. O kutuya anonim bir şekilde itiraf yazıyorlar. O itirafları okuyup yorumluyorum bir de gösterinin son kısmında. Hmm. O itiraflar tabii gösterinin içeriği zaten rahat bir içerik ve insanlar rahat rahat ilişki konuşuyorlar ama daha anlatılamaz, daha sırlı şeyler
oluyor ve orası biraz daha görece. Peki orada anonim bana kalıyorlar mı, yoksa birileri kalkıyor, evet o bendim filan, onu ben yazdım. Valla bazıları kendini yakmak istiyor. Yani. Ben gelmesem de bir gün bir itiraf yollamak istiyor. Ya da işte salon çok şeyle yürüdüğü için, o crowd work dediğimizde insanlarla konuşuyoruz ve sonuçta birileri kendilerini anlatmış oluyorlar. Atıyorum anlattığı itiraf da, yani kağıda yazdığı şey de o hikayeyle ilintili bir hikaye ise bir şekilde bu o mu acaba gibi bir hava yaratıyor bazen. Onun üzerine bir geyik dönüyor ama kimseyi saptamaya çalışmıyoruz çünkü. Biz de mesela sahnede konuşuyoruz, seyirciyle konuşuyoruz. Ama onları tabii düşünmüyoruz. Aynı onun gibi bir şey o zaman. Yani işte şunu konuşalım. O anda başka bir seyirci bir şey söylerken bir konu açılabiliyor. Ama benim yani kendim için söyleyeyim, sığınacak yerim var. O konu uzamasını istemiyorsam hemen sıradaki şarkıya geçip kurtulabilirim. Ama sen nasıl kurtuluyorsun mesela? Orada hiç kaçış yok herhalde. Zor olan kısım mı o acaba? Orada girdaba kaptırdın mı gidersin yani. Daha riskli. Dediğin gibi bizde bir kurtuluş yolu var hakikaten. Çünkü hemen vitesi kır geriye. Ondan sonra şimdi bu şarkıyı okuyacağım deyip konuşabiliyorsun. Evet, öyle bir sözüm alamıyorum. Şovunda peki hiçbir şey böyle metin falan olmadığı için gelirken işte efendim ben bu gece ya haberlerde şunu duydum, araya da şunu sıkıştırayım gibi şeyler oluyor. Tabii yani gündemle ben çok fazla hani güncel politik durumla alakalı falan şakalar da oluyor olabileceği kadarıyla gibi. Ve ya da işte atıyorum genel olarak o gün pop kültürün içerisinde bir şey de varsa atıyorum kısmetse olur izliyorum ve onunla alakalı bir şey konuşmak istiyorum ilişkilerle ilgili. O da aslında şovun içerisine giriyor bir şekilde. Ama şey, bu hazırlıksız olma hali bence bu şovu zaten daha heyecanlı tutan şey. Ben 10 yıldır falan aslında stand-up yapıyorum aynı zamanda. Stand-up'ta bir şekilde sonuçta bir metin var, bir oyun var. Daha monolog bir yapısı olan bir şey oynuyorsunuz. Ve sizi de sıkıyor. O kadar sık güncellenemiyor da o oyun. Ama bu öyle değil. Bana her seferinde şey daha iyi bir, hani daha şey hissediyorum. Daha playful, böyle daha oyuncu bir hali var onun. Daha böyle bana da heyecan veriyor, heyecanla tutuyor gibi. Umarım sıkılmam ya diye şey gibi, biz evde oturduk mesela, geldin Emre, sohbet ediyoruz falan. Ya şunu bir yayınlasak var ya, insanlar altına işler yemin ederim gibi bir şey yani. Ben gidiyorum şimdi sohbet edeceğim gibi. Evet. Ama çıkarken yayınlama ne olur diyorum. Ya bazen çok coşkun. Endişesi ya olanlar yani. Bazen ben de öyle oluyorum. Mesela evde sohbet ediyoruz falan. Ertesi gün diyorum ki ulan diyorum ben bunu niye anlattım ki şimdi diyorum. Ya, her şeyi. Keşke bunu diyorum anlatmasaydım falan. Sonra onu çevirmeye çalışıyorum. Bütün gün boyunca ilk önce bir ilk arkadaşımı arıyorum. Diyorum ki ya dün gece de diyorum şunları konuştuk falan filan ama ya ben bir hikaye anlattım, o gerçek değil aslında.